dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği Green Card açıklandı. Green Card açıklanmasıyla alakalı size başımdan geçmiş olaylarla ve yeni Green Card'ı kazananlarla alakalı bir video içeriği oluşturuyorum. Eğer Green Card size çıktıysa tebrikler arkadaşlar. Yeni bir serüven, yeni bir yaşam sizi bekliyor. Eğer bu videoyu da izliyorsanız gerçekten rahatlıkla adaptasyonunuzu tamamlayacağınıza eminim. Hiç sıkıntı, problem yaşayacak bir durum yok şu anda. Şu ana kadar zaten hiçbir şey yok. Şu an sevinç aşamasındasınız. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Şimdi bu konuyla alakalı bilgileri vereceğim zaten. Çıkmayanlara da arkadaşlar, yani bu dünyanın sonu değil. Bu konuda kesinlikle üzülmeyin. Bir sonraki seneye daha pozitif, daha da İngilizceye ağırlıklı bir şekilde çalışarak bence bu süreyi geçirebilirsiniz. Gelmek isteyenler için söylüyorum. Bu özendiren bir video değil. Green Card'a başvurduysan ve Green Card'la alakalı ilgiliysen bu videoyu izlemeye devam edebilirsin. Eğer Green Card'da ne, ben istemiyorum diyorsan zaten bu videoyu şu anda izlemene gerek yok. Green Card'a kimler başvurabilir? Green Card'a eğer herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa, bulaştırıcı hastalıklar içerisinde veren falan geçirdiyseniz sizin süreciniz bambaşka. Onlar ayrı bir statüde işliyor. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bulaştırıcı olarak arkadaşlar, eğer herhangi bir adli sicil kaydınız yoksa, en az lise mezunuysanız ve pasaportunuz var ise bu konsolosluğun kendi sitesinden ücretsiz bir şekilde Green Card'a başvuru hakkınız var. Her yıl Ekim ayında başvurular açılır. Her onu takip eden Mayıs ayında da açıklanır, sonuçlanır. Bu lotery sisteminde bu şekildedir arkadaşlar. Herhangi bir siteye başvurmanıza, herhangi bir yere para yatırmanıza, sizin adınıza yönlendirmek amacıyla başvuru yapmalarına kesinlikle aldanmayın. Bunlar sizin için para tuzağıdır. Bunu da size buradan bahsedeyim. Başvuruyu herkes ücretsiz bir şekilde yapabilir. Bunu unutmayın. Kendi konsolosluğun gov.tr, yani bu uzantıyla bitiyor. Resmen yasal, hiçbir sıkıntısı olmayan kendi konsolosluk sitesinden bu başvurularınızı yapabilirsiniz. Bundan yana da sıkıntınız olmasın. Bunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir yerde uzun yıllar çalışmış olmanız bağlamıyor. Herhangi bir paranızın 1 milyon doları olan da çıkabilir. 100 bin doları olan da, parası olmayana da çıkabilir. Paranızla da alakalı değil. Ama Amerika'ya Green Card'la gelecekseniz en az kişi başına, yani evliyseniz 15 bin dolar kendinizin adına, her bir aile üyeniz adına da 5'er bin dolar istenilen ücret arkadaşlar. Yani konsolosluğun, Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu kural bu şekilde. Ama siz kur şu anda çok farklı. 6-7 bin dolara bile alanları duyduk yani. Bunu da belirtmek istiyorum size. Neyse, bunu da geçtik şimdi. Dostlar, başvurular bu şekilde ücretsiz oluyor. Kesinlikle bunun altını çiziyorum. Ücretli bir yerlere başvuru yapacağız derseniz kesinlikle onay vermiyorum. Sizin de paranız çöp olmasın. Ücretsiz şekilde başvuruyu her yıl kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi biz detaylara devam edelim. Arkadaşlar, şu anda Green Card açıklandı. Green Card'ın açıklanmasıyla yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Neden? Şu an bekleme aşamasındasınız. Hiçbir şekilde hızlı davranmanıza gerek yok dostlar. Neden? Çünkü şu anda daha yeni açıklandı. Bu belgeyi elinizde saklayın. Artık önümüzdeki 1-2 ay içerisinde DS-260, yani DS-260 formunu doldurabilirsiniz. Birçok soru geliyor. Bu sorulara da yanıt vermek istediğim için bu şekilde bir video oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer nişanlıysan, sözlüysen ya da sevgilin varsa ve Amerika'ya gelmek istiyorsanız beraber, birlikte, bu DS-260 formunu doldurmadan evlilik akdini gerçekleştirin. Resmi nikahınızı kıyın. Resmi nikahtan sonra DS-260 formunu kazanan talihli dolduracak. Aynı sekmede eşiniz için de bir sekme istiyor musunuz diye bir bölüm var. Oraya da basıp eşinizle alakalı bilgileri de doldurmanızı öneririm. Eğer evlenmeyi düşünüyorsanız evlenmeden buraya gelmeyin. Ya ben önce kendim gideyim, düzeni kurayım. Arkadaşlar, böyle bir şey yok. Neden? Eğer evlenmeden ben gideyim düzeni kurayım sonra evleneyim derseniz eşiniz için süreç bambaşka bir dünyaya açılıyor. Bu sürecin süresi 6 ay ile 2 yıl aralığında sürüyor. Bunu unutmayın. Yani eşiniz için ayrıyetten bir Green Card başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Ekstra 570 dolar bir para ödemeniz gerekiyor ve bu işlemleri Amerika Birleşik Devletleri'nden yapmanız gerekiyor. Ve sponsor bulmanız gerekiyor. Kendiniz de sponsor olabilir misiniz? Evet, aylığınız ve geliriniz güzelse kendiniz de sponsor olabilirsiniz. Bunun dışında da sürecimiz 2 yıla kadar sürüyor ve bütün evraklarınızı topluyorsunuz. Yani bambaşka bir dünya. Evet, evlileri de düşündük. Yani yeni evlenecek olanları da düşündük. Zaten bekarsanız her şey çok basit. DS-260 formunu doldurun. Arkadaşlar, DS-260 formunu doldururken acele etmenize gerek yok zaten. Hatta eğer hiç bilginiz yoksa, bir şeyler istiyorsanız Yeşil Kart forum sitesi var. Aşağıda açıklamaları bunu ekleyeceğim size. Yeşil Kart forum sitesinden
daha detaylı, güzel, videolu, anlatımlı DS-260 formu nasıl doldurulurla alakalı bilgiler mevcut. Bundan yana da sıkıntınız olmasın. DS-260 formunu da bu şekilde doldurabilirsiniz. Hiç aceleniz de yok zaten. Çünkü artık mülakatlar Eylül'de başlayacak. Covid'den dolayı aksaklıklar yaşanıyor. Bununla alakalı bilgilere sahipsinizdir. 2021'ler hala mülakata gidemeyenler var. Türkiye içerisinde olanlar. Çünkü konsolosluklar kapalı. Umarım sizin süreciniz bunlarla aynı olmaz. Yani bu kötü koşullar altında aynı uzun sürelere maruz kalmazsınız. Umarım kısa sürede siz de mülakat tarihlerinizi almaya başlarsınız. Şimdi dostlar, asıl önemli olan konumuza gelelim. D260 formunu da doldurdunuz. Sizin şu anda yapmanız gereken ne? Biraz para save etmeniz, yani para biriktirmeniz. Paranız varsa da sıkıntınız yok zaten. Her şey akan su gibi yolunu bulacak. Eğer Green Card'la ilgiliyseniz, şu dakikaya kadar da video izlediyseniz, benim geçmiş videolarım var. İlk videolarım sayılır onlar. Unganlar, sağlık muayenesi, ne kadar para harcıyorsunuz? Ve popüler soruların kısa kısa cevapları adlı videom da var. Orada da birçok şeyden böyle doğaçlama bahsettim arkadaşlar. Ama şu anda da yeni bir video içeriğinde de kısa kısa yine bahsetmek istiyorum sizler için. Şimdi Green Card çıktı. Harcayacağınız şu anda hiçbir para yok. Hiçbir yere para yatırmanıza gerek yok şu an itibariyle. Asıl önemli olan noktamız Kent'e giden. Bizim göçmenlikle alakalı bütün maillerimiz Kent'e giden geliyor. Kent'e giden size bir mail gelecek. Kent'e giden gelen mailde randevu tarihiniz oluşturulmuştur. Şu tarihte Ankara'da büyükelçiliğimizde bulunmanızı isteriz gibi bir mail alacaksınız. Bu maili aldıktan sonra artık işlemler başlıyor. Bu maildeki tarih sizin mülakat tarihiniz. Bu maili, bu mülakata gitmeden önce de bu mülakat tarihinde, mülakat büyükelçiliğine gitmeden önce de yine Ankara'da bulunan, sadece Ankara'da Mehmet Bey ve Handan Hanım'ın sahibi olduğu, anlaşmış olduğu göçmen sağlığı merkezi var. Burada size aşılar vuruluyor. 3 tane aşı var. Bunlarla alakalı çok güzel bir videom var. Ona şuradan ulaşabilirsiniz. Açılacak size. Bu videoyu izleyin. O videoda bütün detayları fotoğraflı şekilde size kaç para harcandığıyla alakalı da bilgileri verdim. Ama bu videomuzda şu an sohbet ediyoruz. Sohbetimizin içerisinde bahsetmek istiyorum sadece. Ankara'ya son 1 ay kala, yani mülakatınız bugün olacaksa bugüne kadarki olan 1 ay içerisinde, yani geçmişe yönelik 1 ay içerisinde sağlık muayenesi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sağlık muayenesi için randevuyu kendi sitelerinden alıyorsunuz. Size verilmiş confirmation numarasıyla size teyit edilerek size oradan sağlık muayenesi randevusu veriliyor dostlar. Sağlık randevusuna gittiğiniz anda siz $400 bir para harcayacaksınız. 2019 verileriydi bu. 2021 verilerinde değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kur çok fazla. Ama yine de bu süreci yaşayacaksanız zaten bunları siz benden daha iyi öğreneceksiniz. $400 gibi bir kişi başı parayı düşünün. Eğer 4 kişilik bir aileyseniz $1,600'lık bir ödeme yapacaksınız. Bunu da unutmayın. Tek kişiyseniz $400 zaten söyledik. Bu $1,600'lık ödemeyi $400, yani bir kişi olarak ben devam edeyim. Siz artık aile bazında çarpın ücreti. $400'larınızı burada yatırıyorsunuz ve size sarı zarf veriyorlar arkadaşlar. İçerisinde sizin sağlığınızla alakalı bilgilerin olduğu ve röntgenin filmlerinin CD'si bu zarfın içerisinde. Bu zarf kapalı, mühürlü oluyor ve siz bunu kesinlikle açmıyorsunuz. Herhangi bir deforme de olmayacak bu zarfta. Bu zarfı siz nereye götüreceksiniz? Bu zarfı siz birlikte konsolosluğa gideceksiniz. Ankara'da konsolosluğa giriş yapıyoruz. Konsoloslukta size 3 tane sıra numarası veriyorlar. İlk sıra numaranızda parmak izinizi veriyorsunuz. İkincide ücret yatırıyorsunuz ve üçüncüde de sizin mülakat alıyorlar. Evraklarınızı teslim edip mülakat esnasında artık karşılıklı sorulara maruz kalıyorsunuz. Hiç zorlanacağınız bir durum yok. Çünkü zor bir soru da yok. Size Türkiye'deki yaptığınız ve yaşantınızla alakalı birkaç soru soruyor. Amerika'ya neden gitmek istiyorsun? Amerika'da ne yapmak istiyorsun? Hangi işle meşgul olacaksın? Bu şekilde bir soruya maruz kalıp size zaten onaylandı deyip geçiyorsunuz. Yani red alanları çok nadir duyduk. Onların da spesifik problemlerinden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Buradan da arkadaşlar pasaportunuz 3 gün içerisinde ya da maksimum 1 hafta içerisinde evinize postalanıyor. Göçmen vizesi basılmış bir pasaport elinize geliyor. Göçmen vizesi sizin için 1 yıl geçerlidir. Ama ilk 6 ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne girme şartı vardır. Bunu unutmayın. O size gelen pasaportu elinize aldığınız gün itibariyle 6 ay içerisinde Amerika'ya girmek zorundasınız dostlar. Bunu unutmayın. Kimler girmek zorunda? Asıl talihli girmek zorunda. Öteki aile bireyleri de 6 ay içerisinde girmek zorunda ama ilk girişi her zaman tek başına
gidecekse, eğer ailelerden biri tek başına gitmek istiyorsa bu talihli olmak zorunda. Eğer sen talihlisin, kocanız gitmek istiyor, yani ilk kocanız gideyim, ben bir düzeni kurayım, sonra sizi getireyim derse yapamaz. Çünkü talihli eşinizse, yani kadın olarak eşinizse. Eğer erkekse zaten tek başına ilk girişi yapabilir, düzene sokabilir. Ama öteki aile bireyleri de 6 ay içerisinde giriş yapmak zorunda. 6 ay içerisinde giriş yaptınız, size hemen green card postalandı deniyor ama 1 ila 6 ay içerisinde elinize ulaşacak diye bilgi var arkadaşlar. Kimisine 5 ayda geldi, bana 28 günde geldi, kimisine de 10 günde geldi. Yani bu artık neyle alakalı bilmiyorum. Postayla alakalı, basımla alakalı, sırayla alakalı. Ama 1 ila 6 ay arasında gelmesini planlayın. Erken de gelirse mutlu olursunuz. Diyelim ki ilk girişinizi yaptınız ama ülkede de işlemleriniz var, daha bitirmediniz. Ya da işte dediğimiz gibi aile üyelerinizi bıraktınız. Ya da işte aile üyelerinizin gelmesi, hep beraber geldiniz ama burada durmak istemiyorsunuz. 2 yıl bir alıştırma süreci var, döneceğim. Bu vize türünü multiple, yani sürekli giriş çıkış yaparak 1 yıl içerisinde kullanabilirsiniz. Green kartınız elinize ulaşmadı ya, gelmedi. Green kartınız gelmediği için o pasaportunuzdaki vize sizin 1 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne sınırsız şekilde giriş çıkışınızı sağlayacak kart gibi düşünebilirsiniz. Ama bu size turist vizesi olarak kullanmanızı sağlamaz arkadaşlar. Bunun altını da çizeyim. Yani sen geldim, 1 ay durdum, gittim, 3 ay Türkiye'de durdum, yine geldim, yine gittim. Hadi 2, hadi bilemedin 3. Yani 4.'den sonra seni kapıdan giriyorsun ya güvenlikte. Sen bir gel bakalım kardeşim şöyle diyecekler sana. Bunları çok duyduk. Sen bir gel bakalım şöyle. Hayırdır yani, sen niye green card verdiğimiz halde hala ülkende çok uzun süreler duruyorsun? Ya da burada daha bir, yani göçmen olmamışsın sen, yani sen şu anda yerleşik göçmen olmamışsın daha. Niye hayırdır diyecekler sana. Sen de açıklamanı yapacaksın. Artık oradaki, bakın bu konu direkt green card'ınızı elinizden alamaz. Bununla hemfikiriz. Lakin sizi korta yönlendirir. Artık der ki benlik iş bitti. Ben senin burada geçici olarak kaldığını düşünmüyorum der polis. İki dudağının arasındasınız. Bunu der, sizi mahkemeye yönlendirir. Eğer tabii sizi mahkemeye yönlendirmeden önce şöyle bir şey var. Orada polis size şuraya imza at diyebilir. Eğer sen o imzayı atarsan bil ki green card'ın elinden gitti. Çünkü orada o belgede, yani belgeyi ben bizzat şahsen görmedim ama tüm anlatılanlar ve bilgiler bu yönde. Belgede ben Amerika Birleşik Devletleri'nde green card'la giriş çıkışımı çok sürekli yaptım. Yerleşik olmadığım için ben green card üzerinde haklarımdan feragat ediyorum diye imza atmanı isteyebilir. Eğer sen orada imzayı atarsan, o gaflete düşüp imzayı atarsan Amerika serüvenin bitmiş de senin için. İlk uçakla ya da sana belli verilmiş süre içerisinde Amerika'dan çıkış yapmanız istenir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceksiniz. Burada yapmanız gereken diretip, yani benim işlerim vardı, ben gerçekten yerleşeyim, ben kesinlikle Amerika'da yaşamak istiyorum, ben zaten bunun için buradayım falan filan deyip diretip imzayı atmayacaksınız. Zaten size o imzayı atmazsanız sizi mahkemeye yönlendirecek. Mahkemede de green kartınızı elinizden almazlar ama size uyarı verirler. Bu da sizin için artık Türkiye giriş çıkışlarınızı riske sokacak bir hareket. Yani siz artık Amerika'ya geldiğiniz andan itibaren en az 1-2 yıl gitmemeniz gerekiyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Çok zorunda değilseniz o 5 yıl süreyi kendinizde yer edinsin yani. O 5 yıl burada dayanın. Şimdi arkadaşlar, Amerika'ya green card'la da girişi yaptık. Bütün prosedürleri atlattık. Green card'la girişimizi yaptık. Şimdi Amerika'da kaç yıl durursam ben vatandaşlık alıyorum? Evet arkadaşlar, yasal süre 5 yıl. 5 yıl boyunca Amerika'da 2,5 yıl aktif yaşamış olma şartınız var. Yani hani bu giriş çıkışlarda bu sorunlardan bahsettim ya, sorunsuz olanlar da var. Mesela adam 6 kere giriş çıkış yapmış, hiç sorgu bile sorulmamış. Burada sizin tercih edeceğiniz eyaletler çok önemli. Yani göçmen nüfusunun yüksek olduğu yerlerde problem az yaşarsınız. Ama göçmen nüfusunun az olduğu yerlerde problemi sıklıkla yaşayabilirsiniz. Çünkü orada çalışanlar bu tarz problemleri hiç denk gelmediği için ya da çok nadir denk geldiği için bilmezler nasıl işleme koyacaklarını. Dezavantajı da olabilir, avantajı da olabilir. Bunlar tartışılır ama Miami için, Kaliforniya mesela çok zorluyormuş göçmenleri. Ama Miami'de bu tarz sıkıntılar nadir yaşanıyor. Hani orta segment. Ama New York'a giderseniz herhalde bu kadar sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Siz bunları da araştırın. Yeşil Kart Forum sitesine üye olun artık. Yani eğer Green Card çıktıysa Yeşil Kart Forum sitesinden üyeliğinizi gerçekleştirin. Ücretsiz arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Ücretsiz bir site. Çok güzel bilgiler var. Çok da güncel, çok da kullanıcısı var. Tavsiye ediyorum. Ben de oradayım.
şundan da bahsedeyim. 5 yıl boyunca Amerika'da yaşarsanız, 2,5 yılda aktif yaşadıysanız artık pasaporta başvuru hakkınız doğuyor. Pasaporta başvuru hakkınız 4 yıl 8 ay, 9 ay sonra doğmuş oluyor. 9. ayda yani 4. yılı doldurup 9 ay daha yaşadığınız takdirde başvuruyu yapıyorsunuz. Şurada mülakata gireceksiniz oluyor. Size genel kültür sorusu soruluyor Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı. Burada da sorulara verdiğiniz yanıtların doğruluğu neticesinde hayırlı olsun deniyor. Ve size toplu bir yemin töreni alanı için gün veriliyor. Yani bugün şurada olun, Amerika Birleşik Devletleri için yemin edeceksiniz deniyor. Ve vatandaşlık serüveniniz burada artık tamamıyla citizen olarak başlamış oluyor dostlar. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar, ya 5 yıl içinde 2,5 yıl dedim falan filan. Bunları anlamamış olanlar olabilir. Hani eğer bu konuları tam detaylı bilmiyorsanız, sıfırdan izliyorsanız çok normal anlamamanız. O zaman şöyle bir açıklık getireyim. Eğer Green Card'la Amerika'ya bir girdiniz ve herhangi bir sebepten ülkenize ya da farklı bir ülkeye, yani Amerika'nın sınırlarından çıktınız. 6 ay içerisinde de giriş yaptınız. Süreniz devam ediyor. Yani ilk girişinizden itibaren yıl saymaya devam ediyor. Yani 5 yılı doldurmak için süreniz devam ediyor. Ama diyelim ki Amerika sınırları içerisinden çıktınız. Farklı bir ülkeye geçiş yaptınız. Ve 6 aydan uzun süredir de Amerika'ya giriş yapmadınız. Evet, o yaşamış olduğunuz geçmişinizdeki Amerika sınırlarında yaşamış olduğunuz süre sıfırlanıyor. Girdiğiniz an itibariyle eğer ki giriş yapabiliyorsanız, hani herhangi bir kortluk, yani bir mahkemelik bir polislik sıkıntınız yoksa, sıfırdan o 5 yılını saymaya başlıyor. Bunlara da çok dikkat edin yani. Bunlar gerçekten önemli noktalar. Hani 2 sene 3 sene yaşamışsındır, 6 ayı 2 gün 3 gün geçirmişsindir, sıfırlandı yani. Yaşadığın süre gitti. Pasaportu elde etmelik süren bitti. Yani demek istediğim arkadaşlar, Green Card'ı sürekli giriş çıkış olarak düşünmeyin. Yani Green Card'ım var artık, ben o her yere gider çıkarım. Girer çıkarsın da uzun süreler kalman çok büyük problem. Yani gidersin yılda bir kez, bir ay ya da iki hafta tatil yapar dönersin, sana kimse bir şey demez yani. Ama sen sürekli bu işi meslek gibi edinirsen bu iş olmaz. Söyleyeyim size. Birçok yorum geliyor. Gerçekten herkese cevap vermek istiyorum. Elimden geldiğince çok cevap vermek istiyorum. Mesaj kutum doldu yani. Yani bekleyen bölümündeki mesaj kutum da çok doldu. Çok absürt sorular da var. Abi bana Green Card çıktı ama param yok. Yani arkadaşlar, eğer Green Card'a başvuruyorsan, Green Card'ın çıkmasını istiyorsan, sen Green Card koşullarını kendinde oluşturman lazım ki başvurabilmen lazım. Yani eğer sende hani paranız olmaması sizin suçunuz değil ama gitmek istiyorsanız bunu bir şekilde elde etmeniz lazım. Yani ben size şunu söyleyeyim. Sen buraya gelmelik o parayı bul bir yerden, borç. Sen burada çalışarak o parayı eminim 2 ay, 5 ay, 6 ayda çıkaracaksın. Bunun garantisini veriyorum. Şöyle veriyorum bunu da. İşi bulmanız çok basit. Kendinizle alakalı bir durum. Ya ben oraya soramam, bunu yapamam. Hele ki alın teriyle çalışacaksanız utanmanıza gereken hiçbir durum yok. O yüzden bu parayı bul, gel buraya yani. Sen buraya gel, o parayı emin ol çıkaracaksın. Bu videomda da bunu not olarak söyleyeyim. Bu tarz sorular geliyor. O yüzden bazı mesajları da görememiş olabiliyorum. Bazı mesajlarda da şu var. Yani okuyorum ama cevap vermiyorum artık. Yani hepsini okuyamıyorum da. Bu böyle mesajların olduğunu düşünerek okumak istemiyorum artık. Ben gerçekten bu işe ihtiyacı olanlara mesaj vermek, cevap vermek istiyorum. Mesaj kutum doluyor. Neyle doluyor? Abi Green Card sonuçlarını göremiyorum. O sekme açılmadı. Ya arkadaş, internetle alakalı problemde gelmiş bana soru soruyorsunuz. Ya güzel sorular sorsanız da, yani burayla alakalı daha çok tecrübeli bir insandan daha çok bilgi edinmeniz gerekmiyor mu? Yani sen sayfanın açılma işini bana soruyorsun. Gerçekten de bir ihtiyacı olanın cevap verme oranını düşürüyorsun yani. Bu kötü bir durum. Bununla alakalı soruları Google'a da yazsanız zaten çıkıyor arkadaşlar. DS-260 formu nasıl doldurulur? Yeşil Kart forum sitesine girin. Vallahi var ya, ben anlatsam daha kötü anlatırım. Yemin ediyorum. YouTube'da videosu bile var bunun. Adam Ali Cihan Bey sitede oluşturmuş. Demiş ki DS-260 formunun Türkçe doldurumu. Vallahi o videoyu izleyin. 10 numarada içerikle siz bu formu doldurmuş olacaksınız. Sizin sormanız gereken ne biliyor musunuz? Ya Amerika'da hangi eyalette yaşanır? Amerika'da, bakın ben size bu soruların cevaplarını vereceğim zaten ilerleyen videolarda. Amerika'da hangi eyalette yaşanır? Amerika'da kaç para kazanılır? Zaten soruyu sormana gerek bile yok. Bak videomda var. 4 tane video çektim. 4 tane video temel video. Yani bu videolar ne içindi? Sizin Amerika geldiğinizde hemen ikinci ayda yapabileceğiniz işler. Günlükte minimum 120 dolar kazanabileceğin işler. Yani ben size bunların videosunu bile çekip koydum. Bu 2019 verisi. Şu anda günlük 200 dolarlar garanti yapılıyor yani şu anda. Çünkü herkes işsizlik parası aldığı için bu uygulamalarda çalışanlar yok.
paralar double oldu yani. Siz öyle düşünün. Ekstra paralar veriyor sistemler. Mesela Instacart diyor ki günde 5 tane delivery yap sana 100 dolar garantisi var. Tip hariç. Atmıyorum bunu. Yani bunu bilenler yazsın aşağıya. Bunlardan da bahsediyorum bakın size. Yani sizin soracağınız sorular Amerika'daki yaşarken ya da Amerika'ya göç edeceğimizdeki problemler. Yani siz orada formla, monlar bunlar basit şeyler. Siz kazandıysanız bu formları artık dolduracaksınız zaten. Araştırarak her şey bitecek. Asıl önemli olan giderler ne kadar, harcamalar ne kadar. Yani ben size market alışverişi videosu çektim. Bir dolar civar. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer Amerika'ya çalışmak amacıyla geliyorsanız, yani ben yatmayacağım, çalışacağım derseniz sizin burada fakir olmanız gibi bir söz konusu durum yok. Sen fakir olmayacaksın. Çalışıyorsan, çalışacaksan bu ülkede fakir olmayacaksın. Emin ol buna yani. Kesinlikle günlük 200 dolar gibi bir para, 150 dolar. Hadi 120 dolar diyelim ya. 120 dolar gibi bir parayla çok rahat yaşayacaksın. Ben sana bunun garantisini veriyorum. Sen hatta parayı kazandıkça daha da kazanmak isteyeceksin. Daha da çok çalışacaksın. Bu da senin için 200 dolar, 300 dolar günlük kazanca gelecek ve artık birikime geçeceksin. Ev bile alacaksın ya. Amerika'da çalışana gerçekten arkadaşlar iş çok. Zaman yetmiyor. Mesela ben zaman yetiremiyordum. 4-5 tane uygulama vardı. Gördünüz zaten. 4'ünü yaptım. Bunları ben sürekli çalıştım yani arkadaşlar. Bu işlerde ilk geldiğimizde ben günlük 10 saat, 11 saat çalışıyordum. Benim çevremde de hala bu işleri yapanlar çok. Eğer çalışmak istiyorsanız, çalışacaksanız, ben çok çalışırım abi. Ben çalıştıkça para kazanırsam daha da çok çalışırım diyorsan Amerika senin yerin. Özendirici bir video değil ama gerçekten de burada yaşam koşullarının çok da rahat olduğunu söyleyebilirim. Evsizlerin çok olduğundan bahsediliyor. Arkadaşlar evsizlerin kendi tercihleri. Evsizler gerçekten dışarıda yaşamak istedikleri için evsiz. Bunun da bilgisini veriyorum. Amerika'da evsizlere yardım da var. Huzur evleri gibi platformlar var. 3 öğün yemek çıkıyor. Sıcak, soğuk, klimalı yatakları var. Bilmem neleri var ama uyuşturucuya izin verilmiyor. Alkol izin verilmediği için adamlar bundan dolayı da yaşamak istemiyor. O yüzden de evsizler. Yakın zamanda da bununla alakalı çok güzel bir video çekeceğim. Bu kanalımda yayında olacak. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım içten güzel bir video olmuştur. Umarım sizi aydınlatıcı yerlere dokunmuşumdur. Eğer kusurlarım, eksiklerim varsa affola dostlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yani benim hiçbir beklentim yok. Eğer gerçekten de güzel sorularınız varsa Amerika ile alakalı ben içtenlikle cevap vermeye devam edeceğim. Suistimal edilmesin. Instagram adresimden, bunlardan çıkıyor zaten Instagram adresim. Bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı oluyorum dostlar. Bundan yana emin olun. O yüzden yine de bana ulaşırsanız ve size yardımcı olmaktan hiçbir zaman çekinmem. Yardımcılık konusu da arkadaşlar evimi almayacağım size. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Siz yabancısınız yani. Size yardımcılığı nasıl olurum? Ben size buradaki tecrübelerimi aktarırım. Ben size burada nasıl hayata adapte olacağınızı, hangi mahalleler, hangi işlerle yaparsanız bunlarla alakalı yardımcı olabilirim. Şöyle de yardımcı olabilirim. Evi bulmuşsunuzdur. Havalimanına geleceksinizdir. Ben de müsait isem bakın herkesi her geleni ben götüremem ama müsaitsem o gün denk gelmiştir, boştayımdır. Ben zaten havalimanına yakın oturuyorum. Çok da müsaitimdir. Alır götürürüm yani. Bundan yana gocunmayız. Sıkıntımız olmaz. Bundan yana da yanlış anlaşılma olmasın. Hani yardımcı olurum. Odan var mı diyorlar. Evde kalabilir miyiz? Bize adresini verir misin? Yani bunlar arkadaşlar bugün yani hiç aile akrabalarınıza bile yapmayacağınız işlemleri benden istiyorsunuz. Sizin isteyeceğiniz durumları ben size özetledim. Benim için basit. Sizin için gerçekten burayla çok önemli olan sorunları yardımcı olmanızı istemeniz daha detaylı, daha kapsamlı, daha güzel iletişim aracı olur bizim için. Evet dostlar, gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer bu videoyu bu dakikaya kadar dinlediysen zaten sen Green Card'ı kazanmışsındır. Green Card'ı kazanmayanlar da üzülmesin. Bir sonraki sene bir daha şansımız var. Bu şans arkadaşlar, şans işi. Yani bel bağlayanlar var. Bu kadar bel bağlamayın. Gerçekten çok düşük bir oranla seçilme şansınız var. O yüzden de bu durumu sanki çıkarsa oh ne kadar güzel, çıkmazsa aman hayatıma devam ediyorum gibi düşünün. Lay lay lom alın yani. Dostlar, eğer bu videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel değişik içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım güzel bir video oluşmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.